Merhabalar, ben Kaan. Denizden Babam Çıksa Kom isimli bir blog yazıyorum. Aynı zamanda deniz mahsullerinin nitelikli tüketimiyle ilgili bazı içerikleri sizin için hazırlıyor, araştırıyor ve seslendiriyorum. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz doğrudan tüketilebilir deniz mahsulleriyle ilgili olmamakla birlikte denizle olan ilişkilerimizi birazcık daha yoluna koyarken aynı zamanda denizaltı yaşamını daha doğru bir şekilde tanımaya yönelik bir başlık. Bugün deniz anasını konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Suyla haşır neşir olanların pek çoğunun suyun altında yüzerken ya da dalarken en az bir kere karşılaştığı bir deniz canlısı deniz anası. Kendi halinde suyun içine süzülüp giden, genellikle şeffaf renkli, bazen mavi, bazen mor, kırmızı, hatta sarı renkli, şemsiye gibi açılıp kapanan, mantara benzeyen enteresan bir şapkası olan, yarı saydam dokunaçları olan jelimsi, hani şu yüzerken ayağınıza değdiğinde çığlık çığlığa sudan çıktığınız yaratık. İşte bugün onu konuşacağız, deniz anası. Türkiye'nin etrafını çeviren sularda deniz anasının yayılımı var. Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de doğal olarak yaşayan deniz anası türleri olmakla birlikte göçmen olanlar da var. Birazdan bahsedeceğim. Her ne kadar sosyal medyada insanlar bunları toplayıp yok etmekten bahsediyor olsa da teknik olarak baktığımızda deniz onların evi. Eline boyuna baktığımızda denizde misafir olan biziz. Deniz anaları kalmalı, belki de insanlar gitmeli. Şimdi size az önce bahsettiğim şekilde Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de deniz analarının varlığından bahsetmiştim. Denizlerimizin hangi deniz anaları var önemli olanlardan sadece bir kısmını bahsedeceğim. Eğer bununla ilgileniyorsanız az sonra bir kaynak önemli olacak. Pasifik'ten gelen Mavi Düğme deniz anası var. Türk karasularında ilk kez 2017 yılında gözlemlenen Kristal deniz anası var. 2013 yılında ilk defa gözlemlenen Geridonya var. Kuzey Denizi'nden Pasifik'e kadar geniş bir yayılım gösteren Nöturi ve ılık suları seven Puro deniz anası var. Bununla birlikte benim yakınen Erdek'te yani Marmara Denizi'nin körfezlerinde denize girdiğimde karşılaştığım Ay deniz anası var. Aynı sıklıkla var. Bununla birlikte yine Erdek'te karşılaştığım Varil deniz anası var. Mavi renkli olan. Spesifik renkleri ve üst kısmındaki V şekilde desenleriyle ayırt edilebilen Pusula deniz anası var. Pusula deniz anasına bu podcast'i kaydet 2023 yılından böyle ortalama 1-2 sene geriye gittiğimizde İzmir Körfezi'nde de bir hayli fazla görmeye başladık. Bu da değişen ekolojik yapının sanırım göstergesi. Çevre sularımızda olan deniz analarını şununla kapatsam daha iyi olacak gibi görünüyor. Caribdea marsupialis isminde bir kutu deniz anası Akdeniz'de var. Bu oldukça zehirli bir deniz anası. Ve bir şekilde görürseniz kesinlikle ama kesinlikle dokunmamanız gereken bir tür. Tabii ki bu arada hani sizi saydım ama bu ses kaydıyla birlikte çok daha verimli bir anlatım olmayacaktır. Tüm türler bunlar değil. Fakat hepsini burada sayarsam da bu iş bir zooloji dersine döner. Bu nedenle size TÜDAV'ın deniz anası ile ilgili açık kaynaklı bir kodunu önereceğim. Blue Feature linkini açıklama kısmına ekliyorum. Deniz analarıyla ilgileniyorsanız ve bununla ilgili nitelikli bir içerik arıyorsanız TÜDAV'ın bu yayınına bakabilirsiniz. Konu TÜDAV'dan açılmışken Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, TÜDAV ve Bayram Hocalar Türk karasularındaki deniz yaşamı ile ilgili harika eserler üretiyorlar. Mutlaka takip etmenizi ve eserleri okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdi biliyorsunuz konu deniz olduğunda az olan konuştuğu bir devirdeyiz. Bugünlerde deniz anası ve deniz kirliliği arasında bir ilişki kurulmaya çalışılıyor. Fakat bu ikisi arasında doğrudan pek bir bağlantı kurulamamış. Suyun içindeki deniz anası artışına neden olan faktörler sandığımızdan aslında daha fazla. Buna deniz anasının bulunduğu suyun tuzluluğu, sıcaklığı, suyun içindeki besin bulunabilirliği, iklim, hepsi dahil. Anlayacağınız aslında durum sandığımızdan biraz daha karmaşık bir halde.
Hele bir de Akdeniz'in hem ikliminde hem de sualtı ekosisteminde ciddi değişiklikler görüyoruz. Bakalım yarın ne gösterecek. Deniz anaları yönünden de durum maalesef böyle. Olay birazcık zooloji dersinin ötesine geçmişken ben birazcık toparlayıp her yıl tatile gittiğimiz Erdek'te bir ya da iki gün mutlaka deniz anası nedeniyle denize giremediğimiz olmuştur bizim. Hatırlıyorum. Orada düzenli olarak her sene Avşadası'na giderdik. Gazep Kaptan vardı. Bizim iskelemize yanaşır ve oradan giderdik. Geminin güvertesinden deniz analarını gördüğümü hatırlıyorum. Büyük büyük deniz analarını da hatta. Bir keresinde de Erdek dönüşü tatilden Mudanya'ya uğramıştık. Denizin içini silme, mavi renkli deniz anasıyla dolu olduğunu hatırlıyorum Mudanya'da. Hatta Mudanya iskelesi vardı. Onun çevresine biraz ulaşmıştık. Bugünkü bilgimle bu mavi deniz analarının hani varil deniz anası olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki hani şu anda üzerinden 20 sene geçmiş. Çok daha doğru bir çıkarım olur mu bilmiyorum. Tabii ki Erdek'te yüzerken ay deniz anaları ayağımıza mutlaka çarpar. Birbirimize fırlatırdık ya da sahile çıkartır üzerine tuz dökülürdü falan böyle bir sarkastik haller. Size daha komik de bir şey anlatayım deniz anasıyla ilgili birebir deneyimdir. Enez'i biliyorsunuzdur. Saros Körfezi'nin en kuzeyinde yani açık denize bakan bir koy diyebiliriz Saros Körfezi için. Bir seferinde oraya tatile gitmiştik ben küçüktüm çok iyi hatırlıyorum. Yeni yapılıyordu daha Enez Limanı. İnşaat halindeydi. Limanın etrafında denize giriliyordu. Şimdi nasıl bilmiyorum daha. Orada beni ilk kez bir deniz anası soktu. Tam da özel bölgemden. Birileri koşarak sirke mi getirdiğinde fakat o gün için tam hatırlamıyorum ama o yangıyı unutamıyorum. Halen beynimin bir tarafında duruyor. Nasıl oldu o iş anlamadım ama sahilde Mirkelam gibi koşuyordum. Mirkelam'ın o koşulu klibi var ya, bu yüzden her gece ben popüler olduğu zamanlarda Enes sahilinde böyle bir koşmuşluğum var. Deniz anası sokması. Tamam, şimdi biraz ciddiyete döneyim. Daha geçenlerde sosyal medyada bir video karşıma çıktı biliyorsunuz. Artık herkes her şeyi çekip koyuyor. Adamın biri bir deniz anasını kucaklamış ve ahtapot yakaladım diye etrafına caka satarken deniz anası tarafından sokuluyor ve şaşırtıcı derecede doğru bir hareketle denize atlıyor. Deniz anası sokar mı? Teknik olarak adını sokma diyemesek de evet, deniz anasının avcılardan korunmak için sokma benzeri bir savunma davranışı var. İsterseniz bunun ne olduğunu ve deniz anasının nasıl soktuğuna bir bakalım. Deniz anasının sokma mekanizması aslına bakacak olursak suyun altındaki diğer canlıların neredeyse tümünde gördüğünüz etkili bir savunma mekanizması. Deniz anası kendisini yemek isteyen avcılarına kendini uzak tutmak için bu yöntemi geliştirmiş. Kimisi biliyorsunuz koca koca dişleri ısırıyor köpek balıkları gibi. Kimisi ok fırlatıyor. Kimisinin testere gibi bir kafası var. Kimisi iyi saklanıyor. Kimisi kamuflajı çok iyi. Su altının dinamikleri gerçekten çok farklı ve çok uzak. Şimdi ben size çok kısa ve anlaşılır bir şekilde deniz anasının bizi nasıl soktuğunu anlatacağım. Bu canlının uzun uzun dokunaçlarının ucunda kninodosit ismini taşıyan bazı özel hücreler var. Bu hücrelerin amacı aslında belli, avlanmak ve savunmak. İçleri de oldukça yakıcı ve zehirli bir sıvıyla dolu. Bunları küçük küçük tüpçükler olarak düşünebilirsiniz. Deniz anası avına dokunduğunda ya da avı ona dokunduğunda, burada avın ona dokunma halini siz yüzerken değmek olarak düşünebilirsiniz. Bu tüpçükler patlayarak açılır ve içindeki sıvı salınır. Eğer deniz anası avlanıyorsa bu sıvı avını felç eder ve av deniz anasının bir sonraki yiyeceği oluverir. Eğer deniz anası bir av durumundaysa, burada şunu da düşünebilirsiniz, siz elinizle ayağınızla ya da o az önce bahsettiğim adam gibi deniz anasını kucaklıyorsanız, bu sıvı avcının ağzına ya da değdiği yere temas ederek yakar ve tahriş eder. Bu hakikaten çok güçlü ve çok yakıcı bir ağrı. Bunu kişisel algılamayın. Adamın doğal savunma mekanizması bu. Yani deniz anasının doğasından bahsediyoruz.
Şimdi kabul etmemiz gereken en önemli şey, Deniz Anası grubunun su altı yaşamında çok büyük bir takım oldu. Bunların içinde tamamen zararsız ve işlevi yalnızca kendi halinde suyun içine süzülürken, başka canlılara yem olmak olanlar da varken, bazıları insanları dahi öldürebilecek kadar zehirli. Bunların içinde size az önce de bahsettim ya, kutu deniz anası dünya üzerindeki en ölümcül deniz anası olarak tanımlanıyor. Tabii ki bunun yanında daha zehirli olanları kutu deniz anasına göre göreceli olarak söylüyorum. Pusulu deniz anası ve yengeç deniz anası da var. Bunlar da zehirli olmaları yönünden dikkat çekici türler ve denizlerimizde varlar. Dikkatli olmanız lazım. Özellikle bu yaz İzmir çevresinde ve Marmara'da epey fazla pusulu deniz anası görüntüsü görüyoruz. Dikkatli olmanız lazım. Bir deniz anasının zehirli olup olmadığını anlamanın ilk başta kolay bir yolu yok. Eğer deniz analarını çok iyi tanımıyorsanız, görüntüleri ya da spesifik olarak ayırabileceğiniz herhangi bir teknik bilginiz yoksa biraz zor. Fakat uzun dokunaçları varsa bu anlamak konusunda bir kriter olabilir. Tam olarak olur diyemem. Eğer bir deniz anasının uzun dokunaçları varsa ve renkleri de canlı, parlak, dikkat çekiciyse bu deniz anasından sanki uzaklaşmanız daha iyi olur. Eğer deniz analarına dair hiçbir fikriniz de yoksa ve bu konuda da endişe taşıyorsanız, deniz anasıyla karşılaştığınızda mümkünse yönünüzü çevirerek oradan uzaklaşın. En doğru hareket bu olacaktır. Oldu, ben yine de deniz anasıyla birlikte yüzeceğim derseniz, öncelikli olarak yüzmek istediğiniz suyu mümkünse bir iskelenin ya da teknenin üzerinden tarayın. Deniz anası görüyorsanız, bilmiyorum, suya girmeyebilirsiniz. Ya da illa yine de gireceğim diyorsanız kollarınızı ve bacaklarınızı örten bir mayoyla bu suya girebilirsiniz. Deniz anası varlığına rağmen denize girdiyseniz, yüzdüyseniz, çıktığınızda mayonuzda dokunaçların kalma ihtimaline karşı bunları dikkatli bir şekilde elinizi değdirmeden deniz suyuyla temizlemeniz gerekiyor. Şimdi oldu. Bütün dikkatli çabalarınıza rağmen deniz anası tarafından sokulunuz. Ne yapacaksınız? Bu oldukça önemli bir konu. Deniz anası tarafından sokulma çok yaygın görülen ve olduğunda da yanlış aksiyon alınan bir yaralanma biçimi. Hangi deniz anasının ne zaman ve nerede olacağınızı kestiremediğimiz için denizde her an hepimiz bir deniz anasına temas etme riski altındayız aslında. Ben size şimdi deniz anası tarafından sokulma işinin de doğru mekanizmasını bir anlatayım. Yapılan pek çok yaygın hatanın içinde deniz anasını soktuğu yere işemek var. Burada unutmamanız gereken tek şey çözümü yine denizde aramanızın gerektiği. Denizde olanın çözümü denizdedir, bunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer deniz anasını soktuğu yerde kaldıysa derinin üst tarafındaki deniz anası parçalarını bol deniz suyuyla yıkadıktan sonra tahriş olarak kabaran bölgeyi de olabildiğince deniz suyuyla yıkayarak durulayın. Bu olana ne çişinizi yapın, ne sirke dökün, ne sabunlu su dökün, ne de tatlı suyu da yedirin. Hele ki bazı çok bilmişler alkolle yıkamaya kalkıyor. Kesinlikle yapmamanız gerekiyor. Çok zor, biliyorum, kendimden biliyorum, az önce anlattım size. Fakat bu bölgeyi kaşımaktan uzak durmanız gerekiyor. Biliyorum, deli gibi kaşınıyor ve kaşındıkça da böyle o iğneler batıyor. Böyle orayı koparıp atmak istiyorsunuz ama kendinize engel olmanız lazım. Bu niye önemli biliyor musunuz? Deri üzerinde kalan diğer mikro kesitleri de patlatarak yangının yaygınlaşmasını ve tahrişin genişlemesine neden olursunuz. Kıyıda oynarken ya da biraz açıkta yüzerken karşılaştığınız deniz anılarının değmesinin ardından yaşadıklarınız muhtemelen bir süre sonra kendiliğinden geçecek. Tabii bu örnek vermek gerekirse varil deniz anası ya da bilmiyorum hani daha zehirli olanlardan bahsediyorum. Bir süre sonra kendiliğinden iyileşmeye başlayacaksınız da eğer şeklini şemalini bilmediğiniz bir deniz anasına değdiyseniz ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir hastaneye gitmenizde ve gittiğiniz hastanede sizi bir deniz anasının soktuğunu hekiminize söylemenizde fayda var. Dinlenirken ya da hastaneye gidene kadar bölgeye bol buz koymanız da iyi bir seçenek. Fakat az önce ne demiştim?
buzu tahriş olan bölgeye doğrudan temas ettirmemeniz gerekiyor. Çünkü buz ne? Tatlı suyun katı. Belki buna dair size verebileceğim en kötü haber, iyileşirsiniz. Hekimler bu konuda size yardımcı olacak ya da doğru bir şekilde müdahale edildiğinde siz mutlaka deniz anası sokmalarına başa çıkarsınız da tatilin geri kalanında pek güneşe çıkamayacaksınız. Ne yapalım, bu tatilinize bu kadarmış. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.